Efendim Azmiye Hanım. Efendim Ayda. Ne? Kim neyi onaylamış? Yıldırım Bey mi geliyor? Şimdi mi? Of, ben onu unutmuştum ya. Ya ne sunumu ya? Biz sunumu koyduk. Nereden çıktı? Yok öyle bir şey. Biliyorum Azmiye Hanım. Ben ayarladım zaten sunumu. Ay, ama bizim hiçbir hazırlığımız yok ki. Ayda ben daha duş almadım. Tamam şey yapın. Yıldırım Bey gelince toplantı odasını aldın. Ona bir ikram bir şey ayarlarsın sen Azmiye. Ay, tamam yetişmeye çalışacağım. Tamam geliyoruz biz. Yani ben geliyorum. Kendim geliyorum ben. Azmiye Hanım kapatıyorum. Hadi görüşürüz Ayda. Ben giyiniyorum sen hemen duşa gir. Demir. Selin. Çekilir misin? Buyur geç. Sabahın körüne toplantı koyuyorsun, bize haber vermiyorsun. Hafta sonu parti yapıp dağıtacağına maillerini kontrol etseydin görürdün. Sana mail atmıştım. Parti falan yapmadım. Kızlar geldi sen yokken. Biraz eğlenmek istediğim için arkadaşlarımı çağırdım. Ne var? Telefonlarını da açmıyorsun senin ya. Ödümüz koptu. İyi misin peki? İyiyim. Çok iyiyim ya. İyiyim. Demir yok. Ev bana kaldı. Evin keyfini çıkarıyorum. Eski günlerdeki gibi özlemişim. İyi. Eğlenmene sevindim. Umarım etrafı böyle dağıtırken kafanda dağılmamıştır. Kızlar birlikte yaşadığımızı anlamadı değil mi? Senden konuştuğumuzu düşünmüyorsun herhalde. Tek mevzumuz sen değilsin. Ay Demir Bey'in odaya gel. Yalnız çok zevkli. Yani ben beğendim. Minimal. Ya gördüğünüz işte hadi çıkın artık. Ay pek de düzenliymiş. Hadi karıştırmayın. Hadi dışarı. Hadi. Bay Ortak. Bu kadar bardak, kase ve tabağı 3 kez mi kullandınız? Evet. Olamaz mı? Uzun bir geceydi. Aa, şu Demir Bey hediye ettiğin çiçek değil mi? Çiçeğine de bakarmış. Özledin mi yoksa? Aa. İlahi ya, ilahi. Ne özlemesi? Bak krize girdim, gözümden yaş geldi. Özlemekmiş ya. Ay zavallı çiçeğe acaba su verdi mi diye düşünüyordum. Ya oho. Onun çiçek düşünecek hali mi vardır şimdi? Alara'yla gününü gün ediyordur Paris'te. Aman ne yaparsa yapsın ya. Takılma sen. Ne takılacağım ya? Onun yüzünden arkadaşlarım evime gelemiyordu. Bakın oturuyoruz işte böyle eski günlerdeki gibi. Özlemişim vallahi. İyi ki geldiniz. Ya vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de özlemişim böyle senin bahçede kız kıza takılmayı. Biz de gelebilir miyiz? Dondurma da getirdik size. Harikasınız. Hemen. Erimesin. İbo, Bora... Başka? Herkesi çağırdın değil mi? Ben kimseyi çağırmadım. Ama işte yoldan geçerken birileri daha uğramış olabilir. Sebep? Sebep mi? Arkadaşının evine uğramak için illa bir sebep mi lazım? Ya arkadaşlar niye kaldınız böyle? Polis tutuklamış işte ben ne yapayım? Yani Esen'in pis işleri olduğunu ben nereden bilebilirdim ki? Kadın mafya çıktı ya. Burak. Tabii. Hiç eksik kalır mı beyimiz?
Sana ben burada yokken verandanın kapısını kapat demiştim. Ama kime ne söylüyorum? Düzen, tertip, güvenlik sıfır. Sonra balık kurtarmak için cam çerçeve kırıyoruz. Peki bahçeyi partiden önce mi sonra mı kazdınız? Selin? Parti cumartesiydi. Bahçe dün oldu. Benim enerjim çok yüksekti. Sen de yoktun tabii. Ya ben de çok mutluydum. O yüzden biraz bahçeyle uğraşayım dedim. Alo Vedat, selam. İşin yoksa bana çiçek getirebilir misin? Çok, çok, çok çiçek. Çiçeklerde boğulmak istiyorum. Ne yani, çok mutluydun. Enerjin de yüksekti. Bu mutluluğunu da Vedat'la paylaşmak istedin. Etrafı kazarken de beni çekiştirip eğlenmişsinizdir herhalde. Selin, tamam, sakin. Bütün sinirini topraktan çıkardın. Bana bak. Demir gitti diye mi sıkıldın sen bu kadar? Yok ya. Ne sıkılacağım? Hava güzel. Çiçeklerimizi ekeceğiz mis gibi. Sen Sara'da sıkılıyor musun? Paris'e sadece iş için gitti, biliyorsun değil mi? Alara ile gezmek için falan değil yani. Yok. Gitsin zaten. Ne güzel. Tatil yapıyor işte. Alara'yla da gitsinler. Bütün şehri de gezsinler. Bana ne? Ben sadece... O kıza çok gıcık oluyorum ya. Sürekli bana laf sokma peşinde. Şimdi Demir'le sevgili olurlarsa... artık hiç kurtulamam. Yok canım. Olmaz öyle şey. Tamam. Demir Alara ile müşteri ilişkisinden biraz daha kişisel bir bağ kurmuş olabilir, evet. Ama yani... Vedat, hava çok sıcak oldu. Ben bir limonat alıp geliyorum. Ne güzel. Hafta sonun bayağı hareketli geçmiş. Tabii o kadar eğlenince yorgunluktan kendi odana çıkıp yatamadın değil mi? Benim yatağımda sızıp kalmışsın. O şöyle oldu. Nasıl oldu? Akrep. Odamdan akrep çıktı. Odayı ilaçlattığım için de kendi odamda yatamadım. Akrep. Şimdi bu akrep orta kattaki bütün odaları es geçip senin odana mı çıkmış? Hı hı. Anladım. Peki sen? Paris'te bütün hafta sonu çok yoruldun herhalde. Beni uyandırmaya takatin kalmamış yanımda yattığına göre.
Hayır, ondan değil. Sabaha karşı geldim Selin. Hava daha aydınlanmamıştı. Görmedim bile seni. Kendimi yatağıma bile nasıl attığımı hatırlamıyorum. İyi çarpmadım sana. Hiç fark etmedin. Öyle mi? Nefesim falan da duymadın. Duymadım. Duysaydım zaten uyandırır yatağına gönderirdim seni. Ha. İyi o zaman. Çözdüğümüze sevindim. Artık sorgulaman bittiyse ofise geçebilir miyiz? Yıldırım Bey çoktan gelmiştir. Aa! Bahçeden çatıya kim ince ince soruyor acaba? Ben de bu evde yaşıyorum herhalde. Birkaç soru sormayalım mı yani? Evin haline bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.